Merhaba arkadaşlar. 5 seçme soru 7.si ile birlikteyiz ki bu kısımda değerlendireceğimiz sorularımıza bakalım. 5 sorumuz gelsin. 28 doğu meridyeni ile 41 derece kuzey paralelleri üzerinde yer alan İstanbul il merkezinden 21 Haziran tarihinde hangi yöne gidilirse yerel saatin daha ileri olduğu, yerel saatin ileri olması için İstanbul'un tabi doğusuna gitmemiz lazım. Doğuda saat her zaman ileridir mantığını burada unutmuyoruz. Gündüz süresinin daha uzun olduğu demiş ki tarih olarak 21 Haziran verildiği için benim 21 Haziran'da daha uzun olması açısından kuzeye gitmem gerekiyor gündüz sürelerim için. Tabi bu sefer birleştirirsem ikisini ne oldu? Kuzey doğu yönünde bir hareket yapmam gerekiyor. O hareketi de ben kuzeydoğu yönünde hangisinde görüyorum? B şıkkında görüyorum. O yüzden doğru cevabım burada B şıkkı olmuş oldu arkadaşlar. Direkt bakın bulmaca çözer gibi o tarihte ne yaşanıyor ya da yerel saat nerede ileri, nerede geri bunları yorumladığım bir soru oldu. Siz de bu şekilde çözerseniz daha mantıklı olur. Çünkü direkt cevaba ulaşma ihtimaliniz söz konusu olmakta. Evet, ikinci sorumuzda Türkiye'de görülen toprak türleriyle bu topraklarda yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri hangisinde yanlış eşleştirilmiş? Terarossalar turunçgil demiş ki bu bunun için uygun. Bozkır toprakları çay demiş ki bozkır çay için uygun olan bir durumda kesinlikle değil. Ki bozkırlarda daha çok tahılların ya da bozkırın olduğu yerlerde iklim bazında tahılların daha çok yetiştirildiğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu. Alüvyal topraklarda yine şeker pancarı yetişiyor. Regosol'de patates ki regosol özellikle baktığımızda kumlu topraklar içerisinde geçiyor. Kahverengi orman toprakları dediğimiz Karadeniz fındık zaten orada da dikkate alınan bir toprak türü ve yetiştirilen ürün oluyor. Evet, Konya Kapalı Havzası'nda bulunan sulak alanlardan biri değildir demiş. Şimdi Ereğli baktığımızda Konya Havzası'nda bulunuyor. Bunun yanında Sultan Sazlı, Kayseri, Konya Havzası'nda değil bu. Kayseri kısmında yer aldığı için. Hotamış yine Konya. O yüzden doğru cevabımız bu kısımda baktığımızda 1 ve 3 yer aldı. Yalnız 2 yer almadı arkadaşlar Konya Kapalı Havzası'nda. Evet, diğeri fizyolojik nüfus yoğunluğu toplam nüfusun ikili dikili alanlara bölünmesiyle bulunuyor. Buna göre fizyolojik nüfus yoğunluğunun daha yüksek olduğu yeri arıyoruz. Türkiye'de fizyolojik nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ilimiz İstanbul'dur. Sebebi ise özellikle nüfusun çok fazla olması, 15 milyondan fazla nüfus var. Bunun yanında şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak tarım alanlarının oldukça kısıtlı olmasından dolayı yoğunluk oldukça fazla çıkmaktadır. Bunu da burada hatırlatmış olalım. Mersin'de kıyıdan itibaren Toroslara doğru çıkan bir kişi aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? Mersin'de kıyıdan itibaren Toroslara doğru çıkan bir kişi hangisini görmez? Makileri görür çünkü Mersin kıyı kesiminden başlayarak biz makileri orada 800 ile 900 metreye kadar görüyoruz. Pseudomaki, diğer adıyla yalancı maki. Burada aklınıza ilk başta fındık gelsin. Fındık Karadeniz'deki ya da kuzeydeki ormanların tahribi sonucu oluşuyor. O yüzden Karadeniz kıyılarında görülebilir ama Akdeniz kıyılarında bunu görmek mümkün değil. Yaylalar ki orada var, Mersin Adana çevresinde çıkıyorlar yaylalara, önemli bir alandır. Kızılçamlar ile 800-900'den sonra makiden sonra başlayan bir ağaç, orman diyebiliriz. Karstik şekiller ki Akdeniz'de teke taşeli, Mersin'de taşeli kısmını içeriyor. Taşeli kısmında oldukça fazla karstik şekil bulunmakta. Örneğin cennet ve cehennem oblukları Mersin'de bulunan karstik şekillerden birkaçıdır. Evet, bu şekilde doğru cevabımız B oldu. 1-5 seçme sorunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Size iyi çalışmalar diliyorum.